Değerli konuğumuz, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinize tekrar merhaba, hoş geldiniz. Kerem Alkin Hoca'yı birçoğunuz basından, televizyonlardan biliyorsunuz. Kendi alanında çok değerli bir akademisyen. Bize önümüzdeki süreçlerle ilgili, Türkiye'nin hedefleriyle ilgili bir perspektif çizecek. Hepimizin bildiği gibi ülkelerin gelişmişliği, büyüklüğü sahip olduğu yüz ölçümü ve sınırla değil, daha çok sahip olduğu ekonomik güçle ölçülmekte. Ekonominin büyüklüğü ise mevcut yeraltı kaynakları ve rezervler, paranızın uluslararası değeri, üretim, üretimden elde edilen katma değer, iş gücü piyasası, teknolojik olanaklar ve ekonomi politikaları gibi etkenler tarafından belirlenmekte. Ülkemiz yeterli yeraltı kaynaklarına sahip olmasa da mevcut üretimi, istihdamı ve üretimden sağladığı katma değerle dünyada sayılı ekonomiler arasında yer almaktadır. Bugün 18. sırada 718 milyar dolarlık gayri safi milli hasılayla dünyada ekonomik büyüklük olarak. Ülkemizde son dönemde mevcut ekonomi politikaları ve bu yönde kararlı hedeflerle dünyada iyi bir konuma doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 vizyonunda hedef olarak konulan dünyanın en gelişmiş, en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi küçümsenmeyecek ve ulaşılmasında da herkesin üzerine düşen payı görevi yapması gereken bir hedef olarak durmakta. Şu bir gerçek ki dünyada ekonomik anlamda güçlü ve zengin ülke olmak için nitelikli üretime, bilgiye, teknolojiye daha fazla önem vermemiz, daha çok çalışmamız, katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Bunun yanında tabii pazar olanakları, yeni pazar alanları oluşturmak da önemli. Bugün Erciyes Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. Türkiye'de belirlenen 10 araştırma üniversitesinden biri. Bu bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Ülkenin geleceğini planlamak ve geleceğini şekillendirmek, bilim adamlarını yetiştirmek, bilimsel çalışmaları yapmak ve bu bilimsel çalışmaları yüksek teknolojik ürünlere dönüştürmek bizim sırtımızda bir görev olarak görülüyor. Aynı zamanda bu yıl üniversitemizin 40. kuruluş yıl dönümünü de kutluyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin hepsini 40. yıl etkinlikleri adı altında düzenliyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de yine ülkemizin ve dünyanın gittiği yer, hedefler, neler yapılması gerekir? Özellikle siz genç öğrencilerimize hangi görevlerin düştüğüyle ilgili çok sayıda toplantılarımız olacak. Hatta eş zamanlı olarak şu anda başka birimlerimizde başka toplantılar da var. Bunların hepimize, ülkemizin geleceğine katkı sağlamasını diliyoruz. Türkiye önemli bir ülke, büyük bir ülke ve daha da büyük olacak bir ülke. Bunu sadece kendisi için değil, dünya için gerekli olduğuna inanıyoruz. Dünyadaki dengeler ve huzur için de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de sizlerden büyük şeyler bekliyoruz. Bu tür konferanslarla alanında başarılı olmuş, bize yol gösterebilecek hocalarımızı sizlerle buluşturmayı amaç ediniyoruz. İnşallah bugünkü konferanstan da çok güzel bilgiler alarak çıkacağız. Ben de büyük bir zevkle dinlemeye çalışacağım. Tabii burada iktisat ağırlıklı öğrencilerimiz var. Onlar benden daha iyi anlayacaklardır mutlaka bunu. Ben tekrar konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yani Türkiye olarak şöyle düşünün. Gözünüzde şöyle canlandırın. Önünüze bir tane küresel aktör alıyorsunuz. Matruşka gibi. Küresel aktörün her
ne diyelim, bebeği her açtığınızda ya da kafayı her açtığınızda içinden başka bir sülüğe çıkıyor. Başka bir acayiplik çıkıyor. Dolayısıyla ne diyelim, mitolojideki dört suratlı canavar gibi, dört suratlı canavarlar gibi karşımızda hangi yüzünün ne zaman bize döndüreceğini bilemediğimiz acayip karmaşık aktörlerle Avrasya'da oyun kurucu bir ülke olarak zor bir periyot yönetiyoruz. Burada Türkiye'yi ayakta tutacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi şu destansı birlik beraberlik duruşumuz. Yani bunun asla asla bu formatın değişmemesi lazım. Bunu da zorlamak adına bizim bir hayli yorduklarını ifade etmem lazım. Şimdi bu boyutuyla baktığınız zaman aslında geçmişten itibaren binlerce yıldan beri siz de görüyorsunuz çok imparatorluk kurulmuş ve çok imparatorluk yıkılmış. Arkada yıkılan imparatorlukların yıkılma periyotları ve formatlarına baktığınız zaman Samamca en sağ tarafta arkaya bakıyor ve diyor ki bir dakika, benden önce yıkılmış bir sürü imparatorluk var. Ben de böyle bir riskle karşı karşıyayım. Oradan bir ders çıkarabilecek miyim? Yoksa ben de o kaçınılmaz sonla karşı karşıya kalacak mıyım? Amerika'nın pozisyonu o. Yani Samamca evet ayakta durmaya devam ediyorum ama arkama da çaktırmadan da arkasına bakıyor. Arkasına baktığı zaman Samamca kendisiyle ilgili olarak da biraz sıkıntısı var. Dolayısıyla bu süreci yeniden belki okumak gerekiyor. Dolayısıyla burada şöyle bir unsur var. Unutmayın, Asya'dan Batı'ya 200 yılına gitmiş olan, 1860'tan günümüze kadar devam etmiş olan Batı ağırlıklı, Kuzey-Kuzey ittifakı ağırlıklı, North-North Alliance deniyor buna, unutmayın, Kuzey-Kuzey ittifakı. Kimdir Kuzey-Kuzey ittifakı? Söyleyin. Kimdir Kuzey-Kuzey ittifakı ülkeleri? Kimdir North-North Alliance? Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyinde kim var? Kanada var. Gelin Atlantik'in bu tarafına. Britanya. Kuzeyde Batı Avrupa. Buna biz North-North Alliance diyoruz. North-North Alliance yani Kuzey-Kuzey İttifakı'nın 1860'tan itibaren bu tarihe kadar yönettiği aşağı yukarı bir 150 yıllık periyot. Ya da 140 yıllık periyot. Ama bu bitti. Şu anda bu bitiyor. The new coming, yeni gelen South-South Alliance. Güney-Güney İttifakı geliyor. Ve Güney-Güney İttifakı gelirken unutmayın buradaki en önemli aktörlerden bir tanesi Türkiye.